Günlerdir siyasetin en sıcak başlığı memleket masası tartışması. İyi Parti lideri Meral Akşener'in bu önerisini elinin tersiyle iten MHP lideri Devlet Bahçeli tüm bunların ardında erken seçim isteği var dedi. Virüs, ekonomik sıkıntı diğer konuları dikkate alırsanız Türkiye'yi seçime zorlamaya yönelik bir adımdır. Erken seçimi zorlarlar. O konuda biz açıkça söyledik. Erken seçim yok dedik. Seçim 2023'te. Ama oraya doğru bir zorlama. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun takip ettiği çok yıkıcı, üslup bozukluğu içindeki muhalefetin ana kaynağı burası. Çünkü bu kadar hırçın olamaz. Olmaması lazım. Bir beklenti içerisindeler. Bir şeyler var demek ki. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik ayaktayız. Memleket masasının gündeme gelmesinin ardından CHP, Gelecek ve Deva Partileri kendilerine milletvekili verebileceğini söyledi. Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e özel açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli bunun Cumhur İttifakı'na dönük bir hamle olduğunu anlattı. Memleket masası bir proje olsa gerektir. Çünkü şu an için HDP'yi dışlayarak gelecek Deva, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yanlarını almak suretiyle tekrar güçlü bir parlamenter rejime dönmek için mecliste oluşturulabilecek bir yapılanmanın bugünden kamuoyu algılamasıdır o. Ve burada dikkate alınması gereken konu şudur iyi, gelecek ve deva. Bu kavramları parti kurulurken bugünler düşünülerek planlanmış bir kavram olarak nitelendiriyorum. Bu bir FETÖ projesidir diyen Bahçeli yeni kurulan partilerin isimlerinin projeye uygun seçildiğini söyledi. Yoksa bu kadar tesadüf etmez. İyi olacak, gelecek olacak, deva olacak. Ama mecliste özellikle Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2023 yılındaki yapısına karşı güçlü bir muhalefet unsuru oluşturmak maksadıyla düşünülmüş bir şeydir. FETÖ projesidir, Pensilvanya kaynaklıdır. MHP lideri CHP'nin yeni kurulan iki partiye milletvekili vermesi durumunda ortaya çıkacak tabloyu da özetledi. 139 milletvekili arasından 15-20 kişiyi verebilir. Fakat verilenlerden sonra mecliste grubu olan partiler olacak. Bunlardan bir tanesi Gelecek Partisi, bir tanesi Babacan'ın partisi, İyi Parti ve CHP. HDP de biraz dinlenmeye alacaklar. Çünkü HDP gündemde olduğu müddetçe bunlara karşı bir alerji doğuyor Türkiye'de. Burada Cumhur İttifakı'nı ya da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratacak tarzda bir muhalefete Ağız Birliği'ne gidecekler. Bunun adına da millet dediler olmadı memleket masası diyecekler. Bahçeli Gelecek Partisi için de ayrı bir parantez açtı. Kurucular kurulundaki isimlerine dikkat çekti. Davutoğlu'nun kurucular kurulunda 20-25 kadar Güneydoğu'da siyaset yapan, meslek sahibi olan ve PKK ile ilintili olan insanlar var. Esas sorun bu. Cumhur İttifakı devam etmeli. Terörle mücadelede mutlaka sonuç almalı. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde konumunu güçlendirmeli ve mümkün olduğu kadar da sosyal ve ekonomik yönden Türkiye'yi ayakta tutacak gayretler içerisinde olmalı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın geçen hafta sosyal medyadan paylaştığı mesajlar çok tartışılmıştı. Bahçeli'nin 11 yıl önce söylediği 3 Hilal'in tek başına iktidar olacağı yönündeki sözlerini paylaşması bazı çevrelerde Cumhur İttifakında çatlak mı var yorumlarını beraberinde getirdi. Bahçeli bir kez daha Cumhur İttifakının önemine vurgu yaptı. "Kendimize göre partimizin varlığını koruyacağız, güçlenmesini ve Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını temin edeceğiz." Böyle bir durum karşısında bir politika takip etmeniz lazım. Ama bütün bunları yaparken biz Recep Tayyip Erdoğan'ı incitmemeye çalışıyoruz. Daha doğrusu güçlü kılmaya çalışıyoruz. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerindeki sorunlar içinse belediye meclisindeki AK Parti ve MHP çoğunluğuna dikkat çekti. Hayati konuların dışında belediyeye yardımı düşünmüyoruz dedi.